Devam ediyoruz Haber Global'de hafta sonuna. O kadar mutluyum ki, o kadar güzel, genç, başarılı kadınları ağırlıyorum ki. Ve ben onlarla sohbet ettikçe, dokundukça, feyiz aldıkça size de aynı enerjinin geçtiğini düşünüyorum. Sevgili Didem Karagenç bizimle birlikte. Günaydın, günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Amilli takımın kaptanlığını da yapıyor, futbol takımının kaptanlığını. Biz bir 3 yıl önce beraberdik. Böyle sahnede çok güzel bir organizasyonda tanışma fırsatımız olmuştu. 3 yıldan bugüne neler değişti? Çünkü o dönemki heyecanı hatırlıyorum aslında. İşte sponsorluk heyecanını hatırlıyorum. O çok kıymetliydi. Böyle bir yükselen bir durum söz konusuydu. İşte reklam filmleri de oldu. O heyecanla devam ediyor mu futbol kadınlar açısından? O gün orada bir adım attığımızı söylemiştik. Evet. Bir sponsorluk sözleşmesi imzalamıştık. İlk defa milli takımlara bir sponsor olmuştu bir marka. Evet. Ve demiştik ki burada bir adım atıyoruz ve bu adım sayesinde biz gitgide yükselerek devam edeceğiz. Evet, 3 sene boyunca gerçekten bu da söylediğimiz gibi gerçek oldu. 3 seneden beri de yükselen bir durum var kadın futbolu için. Hem dünyada hem ülkemizde geçerli bu durum. Benim için de geçerli. Kadın milli takımın o zaman da kaptanlığını yapıyordum. Şu an halen kaptanlığını yapıyorum. O zaman aldığım tepkilerle bugün aldığım tepkiler arasında çok fazla fark var. Çünkü o zaman futbol mu oynuyorsun? Nasıl yani? Futbolcuyum diyorum. Voleybolcu musun diyorsun? Hayır, futbol oynuyorum. İşte ayakla mı oynuyorsun? Elle mi oynuyorsun? Hayır, ayakla oynuyorum. Bildiğimiz normal futbol oynuyorum. Bu tepkiler alırken şimdi tanınıyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım hepimiz tanınıyoruz ve Türkiye'de kadın milli futbol takımının olduğu, kadın futbol takımlarının olduğu artık daha çok biliniyor ve geniş kitlelere daha çok ulaşmış olduk bu sayede. Bir şey soracağım. Futbol oynadığını söylediğinde daha şaşkın tepkiyi kadınlar mı veriyor, erkekler mi? Erkekler veriyor. Erkekler mi veriyor? Evet. Offside biliyor musun diyor. Offside'ı anlat diyor. Diyorum ki milli takım sporcusuyum. Offside bilmesem nasıl oynayacağım? Ya kaptanım ben, hani A milli takım kaptanı oynuyorum falan diye. Evet, ama hani bunlara rağmen futbolcuyum dediğinizde çok fazla tepkiler alıyoruz. Yani bir taksiye bindiğinizde taksici işte sen sporcu musun diyor. Evet, ne spor yapıyorsun? Futbol oynuyorum. Futbol oynuyorum. Dönüyor bir arkaya bakıyor, bana bakıyor, yüzüme bakıyor. Hani sen mi futbol oynuyorsun? Hani evet, hani futbol oynuyorum. Artık bu daha normal bir hale gelmeye başladı. Futbol oynuyorum dediğimde, evet biz Dünya Kupası'nı izledik zaten. Orada da futbolcular vardı. Hatta futbolcu isimleri artık söylenmeye başladı. Bu durumda bizim için tabii ki bir avantaj. Bu muhteşem bir şey gerçekten. Şimdi ben hikayeyi az çok biliyorum ama mutlaka işte senin de fanların, hayranların var. Onların da çoğu biliyor. Bilmeyenler için, aa ne kadar güzel diyenler için şöyle çok kısaca bir tarihçeni bizimle paylaşır mısın? Nasıl başladın? Yani nasıl bir ilgiydi futbola? Yani bir çok küçük yaşlarda başladım. Hani herkes der kızlar işte bebekle oynar, erkekler topla oynar. Hı-hı. Aslında bu tamamen cinsiyet eşitsizliği olarak görüyorum bunu. Çünkü kız çocukları da topu sevebilir ve topu ayakla vurmak isteyebilirler. Futbol benim için aşktı, tutkuydu. Yani o topu gördüğüm zaman o kadar heyecanlanıyordum ki gidip o topu alıp hani ona dokunmak istiyordum. Bu şekilde devam etti. Tabii ki çok fazla spor branşı denedim. Ancak futbolu çok sevdiğimi anladık. Ve annem, babam bana bir futbol takımı aramaya başladılar. Ancak bulamadık. Daha sonra babamın tayini çıktı. Sakarya'ya gittik. Orada babam özel bir izinle beni erkeklerin arasında futbol oynattı okul takımında. Ve orada ben kornerden bir gol attım. Erkeklerin içinde tek kız olarak oynadım. Bir gol attım ve dışarıda bir hoca bekliyordu. O da kadın futbol takımı kurmaya çalışan bir hoca, hani futbolcu arıyormuş. Ve orada dedi ki bizim böyle böyle bir düşüncemiz var. Bir kadın futbol takımı kuracağız, seni almak istiyoruz. O şekilde lisanslı olarak futbol hayatıma başlamış oldum. Bu dediğim yaş hani çok Türkiye için küçük bir yaş değil aslında. 11 yaşında. 11 yaşında. Başlamak zorunda kaldım ki bu Avrupa'da bu yaş 4-5 olarak geçiyor kadınlar için de. Yani erkeklerle aynı seviyede başlıyorlar. Bizim ülkemizde o zamanlarda kadın futbolu çok gelişmediği için mecburen 11 yaşında başlamak zorunda kaldım. Hatta konuşurken yukarıda da bunu konuşurken dedin ya, mesela 6 yaşında başlamakla 11 yaşında başlamak sanki hani ikisi de küçük yaş gibi düşünüyorsun ama o aradaki 5 yıllık zaman
çok şey kazandırıyor ya da kaybettiriyor tabii gerçekten. Tabii ki antrenman olarak 6 sene eksik başlamış oluyorsunuz. Yani o 6 sene boyunca alacağınız temel eğitimi almadan direkt oyuna geçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani teknik beceriyi, taktik beceriyi yine bir şekilde geliştirebiliyorsunuz 11 yaşında ama tabii ki 6 yaş grubunda hani İngilizce eğitimi gibi düşünün. Hani ne kadar küçükten alırsanız o kadar çok iyi konuşabiliyorsunuz. Futbol eğitimi de o şekilde. Ne kadar çok tekrar ederseniz bir şeyi o kadar iyi yapabilirsiniz. Ben 11 yaşında bunu tekrar etmeye başladım. Profesyonel anlamda başladım. O yaştan bu zamana hani önümde çok az bir zaman kaldı gelişim süremi tamamlamak için. Ve Avrupa seviyesine yetişmek için. O yüzden çok daha fazla çalışıp o seviyeye yetişmeye çalışıyoruz şu anda. Hiç Avrupa'da oynayan Türk kadın futbolcu var mı? Evet var. Var mı? Evet. Almanya'da yetişip daha sonra transfer olan var. Türkiye'de yetişip şimdi giden iki tane hatta bu sene gitti onlar da. İki oyuncumuz var. Bir tanesi Amerika'ya gitti. Orada eğitimini hem alıp eğitim alıp hem üniversitede oynayacak hem de futbola devam edecek. Diğeri de şu an İspanya'da. İspanya'da ikincilik takımına transfer oldu. Onlarla da gurur duyuyoruz. Onlar bizim her zaman için nasıl diyeyim desteklediğimiz ya. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oluyorlar. Şimdi şunu biliyorum, dünyada özellikle kadın futbol takımları artık daha çok kendilerini göstermeye başlıyorlar. İşte daha işte sponsorluklar alıyorlar büyük turnuvalarda, onları görüyoruz. Artık ve artık belki işte spor bültenlerinde, haberlerde onların da işte ligleri ve oynadıkları oyunlar haber bültenlerine konu oluyor. Ama bizde genelde işte Avrupa Şampiyonası'nda işte dışarıda oynadığımızda, farklı takımlarla oynadığımız zamanlarda bunu haber yapıyoruz. Evet. Nereye doğru evrilmek lazım? Ne olması gerekiyor sizin çok daha iyi bir şekilde bunu bu işi yapabilmeniz ve bununla beraber de belki altyapıdan yetişen yeni kızlarımız için? Destek gelmesi gerekiyor. Şöyle bir şey oldu. Türkiye'de ilk defa bireysel sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Bu da benimle bir marka tarafından imzalandı. Ve ben şu an dünyadaki 14 sporcunun içine girdim. Yani 14 ülkeden en iyi sporcuları seçip o marka o takımın içine aldı. Ve şu an ben de Team Visa üyesiyim. Ve o takımın içerisindeyim. Yani şu anda o global alanda o çok iyi dediğimiz futbolcularla beraber hep beraber görüşüp sohbet edebilme fırsatı buluyoruz. Ve tabii onların yaşadıkları ya da sizin yaşayamadıklarınızı daha iyi görüyorsunuz. Evet, bu açıdan çok önemli oldu. Yani oradaki artı taraflar ne, bizdeki eksi taraflar ne, bizdeki artılar ne, onlardaki eksiler ne, bunların hepsini alıp karmanladığımız zaman hani ortaya güzel bir sonuç çıkacaktır. Ve altyapıların yetersizliği var şu anda. Tabii ki erkek futbolunda da bu çok büyük bir dezavantaj. Ancak kadın futbolunda daha büyük bir dezavantaj. Çünkü büyük kulüplerin kadın futbol takımları yok. Bizim için doğru. En büyük dezavantaj aslında bu. Ben Beşiktaş kadın futbol takımı oyuncusuyum. Bundan çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü her zaman için büyük bir takımda görev almak istemiştim. Ve Beşiktaş bu hayalimi gerçekleştirdi. Çünkü kadın futbol takımı kurdu. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un neden yok dediğinizde hani kimse bunun cevabını veremiyor. Değil mi? Neden yok? Ya buradan soralım gerçekten. Evet. Mesela ben bir Fenerbahçeli olarak mesela Fenerbahçe'nin de bir kadın futbol takımının olmasını isterim. Buradan Ali Koç'a seslenelim evet, mesela. Seslenelim. Ali Koç'a evet. Seslenelim. Evet, Trabzonspor'a seslenelim, Galatasaray'a seslenelim, tüm takımlara. Peki, şimdi ben bilmiyorum, izleyiciler de belki bilmiyordur. Kendi aranızda mesela sen Beşiktaş'ta oynuyorsun aslında. Evet. Beşiktaş'ın kadın futbol takımı var ve hangi takımlarla oynuyor musunuz? Hangi takımlarla oynuyorsunuz? Nasıl bir böyle bir lig sistemi ligimiz var mı? Lig sistemimiz tabii ki var. Birincilik, ikincilik, bölgesel lig olarak. Biz birincilikte 12 takımla mücadele edeceğiz bu sene. Bizim takım ya bizim ligimizde genellikle takımlar belediye takımlarından oluşuyor. İşte Konak Belediyespor, Ateşehir Belediyespor. Daha önce Trabzonspor'un vardı. Bir kapanmaya gittiler. Trabzon İdman Ocağı, ALG Spor şu an girdi. Bireysel bir yatırımcı tarafından başlatıldı takım ve o şekilde devam ediyor. Yani hep ya belediye desteği var ya da bireysel birilerinin desteğiyle takımlar şu an ayakta duruyor. Tabii ki federasyon da destek veriyor bizlere takımlarda kurulmasından dolayı ama tabii ki bunlar yeterli olmuyor. Her zaman için dışarıdan bir desteğe daha ihtiyacımız muhakkak oluyor. Muhakkak. Ya şey hissediyor musun? Mesela şimdi büyük takımlara baktığında
işte birçok tartışmalar oluyor, işte yayın hakları, milyon dolarlar havada uçuşuyor, işte maç kazanıldığında alınan işte milyon dolar primler, hakikaten insanın dudağını uçuklatacak rakamlardan bahsediyoruz, işte transferler geliyor gidiyor falan. Ne hissettiriyor bu sana baktığında? Ya, nasıl hissettiğimi size şöyle söyleyeyim, oyun kurallarımız aynı, oynadığımız maç süresi aynı. Aynı. Yaptığımız antrenman sayısı ve verdiğimiz efor performans aynı. Tabii ki erkek ve kadın arasında fiziksel olarak bazı değişken şeyler olabilir. Bunları tabii ki kabul ediyoruz. Ancak yaptığımız iş, verdiğimiz emek aynı olmasına rağmen ben kadın A milli takımının kaptanlığını yapıyorum. Beşiktaş kadın futbol takımında oynuyorum. Ancak o hayal edemeyeceğim bir alan. Yani hı-hı, o taraftaki ücretler... yani bu ücret eşitliği, hani iş aynı ancak hani gene şeye girecek, kadın ya eşit işe eşit ücret, kadın erkek eşitsizliğine maalesef girecek ancak bu şekilde gerçek bu maalesef ki. Hani ben hayatımı daha iyi devam ettirebilmek için öğretmenlik mesleği yapmak zorundayım. Evet. Sabahları okula gidiyorum, öğleden sonra antrenmanıma gidiyorum, akşamları da kendi eğitimimi devam ettirmek için Bahçeşehir Üniversitesi'nde master programı katılıyorum ve orada eğitime devam ediyorum. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda analiz departmanında çocukların gelişimi için bir katkım olsun diye çalışıp oradaki çocuklara etki etmeye, dokunmaya çalışıyorum. Yani bu kadar çok işi bir arada yaparken bir de futbolla ilgileniyorum. Aslında futbol tek başına yapılması gereken bir branşken mecburen yanında bir hobi bir sürü değil yani mesela hani senin yaptığın, senin takımında oynayanların, milli takımda ya da diğer takımlarda oynayanların aslında asıl işi bu. Evet, hani asıl işimiz bu gibi gözüküyor ancak görünüyor. Hobi olarak yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü tek bir işle devam edemiyoruz. Çünkü ücretlerimiz çok düşük şu anda. O yüzden sadece kendimizi futbola da veremiyoruz, adapte olamıyoruz. Yani yanında ekip iş yaptığınız zaman mutlaka konsantrasyonunuz dağılıyor, yorgunluk oluyor. Ki bizde de böyle bir durum söz konusu. O yüzden tabii ki kendimizi o durumlarda kötü hissettiğimiz zamanlar oluyor. Olmaz maalesef mı? Olmaz mı? Peki şimdi önümüzdeki ne maç var önümüzde? Önümüzde Kosova ile oynayacağız. Biz milli takım olarak Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılıyoruz. Ve ilk randu başlıyor diyebilirim. 6 takım var grubumuzda. İlk maçımız 30'unda Kosova ile, ikinci maçımız ayın 3'ünde Hollanda'da, dünya ikincisi olan Hollanda ile oynayacağız. O maçta 26 bin kişilik bir stadyumda oynayacağız ve yüksek ihtimalle o stadyumun hepsi dolacak. Çünkü Hollanda çok iyi bir performans sergiledi Dünya Kupası'nda ve dünya ikincisi olarak bitirdiler ve çok yükselişte olan bir ülke. O yüzden bizim için de çok heyecanlı. Doğru. Onların seviyesini görebilmek ve o kadar seyirciye karşı orada göz önünde oyun oynayabilmek gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor. Ne zamana kadar devam edecek? Mesela profesyonel olarak işte hani derler işte erkeklerin şu yaşına kadar profesyonel futbol oynayabilirler. Sen şu an kaç yaşındasın? 26. 26, çok genç bir yaş. Ama kaça kadar profesyonel devam etme zamanı, hani fiziksel şeyleri de koruduktan sonra? Tabii ki bu arada evlilik işin içine girme ihtimali çok yüksek oluyor. Tabii. Yani erkeklerden farkımız ve çocuk hani doğum doğuruyoruz yapmak oluyor. Ama doğum yapıp da devam eden arkadaşım var şu an bizim takımımızda oynayan Jessica. İki tane çocuk yaptı ve şu an geri döndü. Şampiyonlar Ligi'nde bizimle beraber o platformda görev aldı. O gibi durumlar olsa bile kendinizi toparlayıp geri dönebiliyorsunuz. 33-34 yaşına kadar kadın futbolcu olarak devam edebiliyorsunuz. Sonrasında ne planlıyorsun peki? En büyük hayalin ne? En büyük hayalim bu ülkede bir şeyleri değiştirmek, kadın futboluna bir etkide bulunabilmek, bunu bir yönetici olarak yapabilmek. Çünkü yönetimde olmadığınız zaman daha zor oluyor işler. O yüzden yönetimde olup bu gidişatı değiştirmek istiyorum. Ve bir erkek takımında, yani birinci ligde bulunan bir erkek takımında görev almak istiyorum antrenör olarak. Çünkü bu da çok zor görünüyor ülkemizde. Ancak ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ki burada en son Süper Kupa'da, Süper Kup'ta biliyorsun. Evet. 3 tane hakem vardı. Kadın evet, hakem ve belki de yüzyılın en iyi maç yönetme performansını gösterdiler. Evet. Üçü de birbirinden değerli ve güzel hakemler. Muhteşem maç yönettiler. Ben
böyle tüylerim diken diken. Ben hakemleri izledim mesela. Yani Arsenal'ı Chelsea değil, ben direkt hakemleri izledim orada. Herhalde artık bu dünyada da yavaş yavaş artmaya başlıyor diye tahmin ediyorum. Evet, ön yargılıydık hepimiz kadın haber hakemler çıkacağı zaman sahaya. Ancak bir süre sonra bu ön yargıdan vazgeçtik ve onların ne kadar iyi yönetebildiğini gördük. Aslında ülkemizde de vardı daha önceden hakem olan ve bu işi yapan. Biz destek vermemiştik. Şu an dışarıdan birisi bunu yaptığı zaman bunu gördük ve dedik ki evet ya, kadınlar da bunu yapabiliyormuş. Hani o yüzden çok gurur duydum ben o hakemlerle de. Onları izlerken aynı şekilde sizin izlediğiniz gibi izledim. Evet. Aman hata yapmasınlar, aman iyi yönetsinler. Ki onlar da hakkını verdiler zaten bu maçı yönetirken. Didem, ben de seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak da. Çünkü senin gibi kadınlar çoğaldıkça, senin gibi kadınlar çocuk yetiştirdikçe, anne oldukça, öğrenciler yetiştirdikçe bu ülkedeki şiddet sorunları da, eşitsizlik sorunları da ortadan kalkacak. Tek temennimiz. Çok çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğun için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra burada olacağız.